Evet arkadaşlar, Segway Snarler 570 ikinci video ile birlikte sizlerleyiz. Bu videoda Snarler'in yani Segway 570'in size olan özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Farlar burada. Aracı çalıştırdığınızda, farları yakmadığınızda gündüz farları devreye giriyor ve bunlar LED. Şu şekilde, kademeli şekilde parklar dahil olmak üzere 4 tane modu var. Bu yeşil buton gördüğünüz çalıştırma düğmesi. Marşa buradan basıyorsunuz. Şurada bir fren kilidi var. Şu şekilde açıp kapama suretiyle burada freni kilitliyorsunuz. Devam edecek olursak basit bir şekilde sinyaller burada. Şu dörtlü. Burada da biraz daha yakınlaştırayım. Elektriği kesip buradan açabiliyorsunuz. Burada kornası mevcut. Aşağıya doğru indiğimizde burada yakıtınızı buradan koyuyorsunuz. Anahtar girişi burada. Size güzel bir şey daha söyleyeyim. Bu ATV'de telefonunuza indirdiğiniz uygulamayı buradaki şase ile birlikte eşleştiriyorsunuz ve anahtar gelmeden bu ATV'yi çalıştırıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, anahtar yanınızda olmasa dahi uygulamayı indirdiğiniz takdirde, zaten uygulamayı indirmek zorundasınız. Uygulamayı indirdiğiniz takdirde anahtar yanınızda değil. Veya şöyle söyleyeyim, siz başka bir şehirdesiniz. ATV başka bir şehirde. Arkadaşınız ATV'yi istedi. Siz buradan çalıştırıp ATV'yi uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten bu özellik mükemmel bir özellik. Biliyorsunuz dağda, ormanda vesaire anahtar kayıpları yaşayan arkadaşlarımız oldu. Bununla ilgili mahsur kalanlar oldu. Bu özellik gayet güzel. Bluetooth'la çalışmıyor. GPS'le çalışması da çok güzel. Sağ tarafında, gidonun sağ tarafında gördüğünüz gibi marş butonu var. Yukarıda gördüğünüz iki çeker, şu mavi buton, iki çeker, dört çeker modu. Burada arka diferansiyel, ön diferansiyel kilitleniyor. Burada arka diferansiyel kilitlenip açılıyor. İşin güzel tarafı ön diferansiyeli kitlemek için arka diferansiyelin kitli olması. Eğer arka diferansiyeli kitlemediyseniz ön diferansiyel kitlenmiyor. Buna da şöyle bir şey yapmışlar. Şu şekilde arka diferansiyel açık. Eğer arka diferansiyel açıksa şu şekilde bir koruma kilidi yapmışlar. Yani kitleyemiyorsunuz arkadaşlar ön diferansiyeli. Buna basmanız lazım ve arka diferansiyeli kilitledikten sonra bu kolu çekiyorsunuz. Ön diferansiyeli de kilitliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik. Ayrıntılarda gizli bir özellik. Gerçekten çok şey katan bir özellik diyebilirim buna size. Evet, vitesimiz burada. Şöyle söyleyeyim. P'de çalışıyor. Kesinlikle vitesteyken motoru çalıştırma gerçekleştiremiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir başka özellik ise bu öndeki zincirin içe ve dışa olan hareketini sağlayan düğmemiz bizim. Şurada hidroliğimiz var. Bu gerçekten yeni model. Motorlarda ve ATV'lerde artık bu sisteme döndüler. Ben de çok yakıştırıyorum bu sistemi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ayak frenimiz buradan.
Hemen hemen bütün ATV'lerde olduğu gibi. Koltuk süngeri gayet iyi. Yalnız şu arka da özür dilerim. Şurada freni de göstermeyi unuttum size. Onu da hemen göstereyim. Fren kolu şurada. Bir diğer fren kolu. Şunu da bahsetmek isterim. Koltuk şu şekilde. Yalnız arka sırt dayanağını şu şekilde göstereyim. Arka sırt dayanağını ben çok beğenmedim. Yani çok rahat bulmadım, öyle söyleyeyim. Sürüş konfor açısından. Şunu da göstererek videomuzu kapatalım. Türkiye lansman fiyatı 179.900 liradan geldi. Şu anda zaten yok satan bir ürün. Geldiği gibi satışta kalmadı diyebilirim. Biraz daha yaklaştırayım isterseniz. Şu şekilde. Şurada gündüz farı. Şu şekilde de parklarla beraber yanan bir led. Gerçekten güzel olmuş. Vincimizi de şuradan çekeyim. Arkadaşlar, videoyu izlemeyi devam edin. Beğenmeyi unutmayın. Ve yeni birçok model ile karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.